Topladım, güzel topladım. Köylüler bunları dağlardan, toroslardan topluyorlar. Şimdi şu anda sular olduğu yere doğru gidiyoruz. Değil mi? Evet, evet. Dedim ya, yani olgunlaşma zamanı. Aşağılarda oldu geçti. Burası yayla. Burası yayla olunca geç oldu. Şapkası vardı. Acele olunca vardı da hiç aklımıza gelmedi. Buradan dedi diye buraya gidiyoruz, merdiven dedi adam bize. Yaparız. O da yana yapılan iyi geliyor. Bu çok çabuk kırılıyor işte. Gevrek oluyor biraz ağacı. Bıçak var mı fazla? Bak ne varsa gümellerde var. Son olanlar. İşte yapraklar da ağızdaki yaralara falan iyi geliyormuş diyorlar. Olur ya çocuklar ağzına falan bir şey. Evet. Altın olsun. Ayrık otuna git, ayrık otu da satılır. Yani yeter ki faydası var desin. Hı-hı. Vallahi bu sumak ne kadar güzel şey. Dolmaya, piyaza lezzet katıyor resmen. Patates salatasında, evet. Soğan piyazında dediğin gibi. Çok güzel. Dolmaya falan da koyuyorlar. Evet evet, ben koyuyorum dolmaya. Şimdi bunun çiçek tozlarının falan gitmesi için bir de eliyoruz. Bu bile elenmiyor. Evet öyle yaptı herhalde, bunu ona döküp gene. Çekirdeğiyle şimdi kabuğun sumağını ayırıyoruz. Bunun içinde çekirdekler var. Yenen sumak alta geçenler mi oluyor? Evet, yenen sumak alta geçen tozlar, kabuklar. Şuradaki işlem nedir yani şu anda yapılan? Gelin etme işlemi, renk versin, renginin kızarması için. Ona da gelin etme deniliyor. Evet, evet. Biz boz renginin kızarması için bu işlemi yapıyoruz. Bundan sonraki aşama? Kurutulacak. Evet, bunu tekrar kurutup elekten geçireceğiz. Evet, topak topak kalıyor ya. Sumağa gelin ettik demiştiniz. Ondan sonraki aşama nedir? Ondan bahseder misiniz? İşte dibekte dövmüştük sumağı. Dövdükten sonra gelin ettik diyorlar. Hani sumağın çekirdeklerini suyla ıslatıp buna döküyoruz.
Ondan sonra bunu iyice yoğurduktan sonra güneşte kurutuyoruz. Kurutma aşamasından sonraki işlem nedir? Şimdi eleyeceğim. Burada eleyeceğim sumağımı. Ondan sonra kavanozlara, paketlere koyup tüketime hazır hale gelecek. İşte böyle eleyeceğiz. Daha ince hale gelecek. Çok, şimdi sumakla ilgili bir belgesel yapıyoruz. Evet. Onun bitirdik. Yani geleneksel yöntemle sumak nasıl üretilir? Bunu bitirdik. Fakat bir de sumak lokantalarda kullanılıyor. İşte burada bir lokanta arıyoruz. Siz de tabii burayı bildiğiniz için. Lokanta şurada köşeyi dönünce, sağa dönünce hemen orada bir lokanta var. Lokanta var. Ha, şimdi şu karşıda gördüğümüz yer değil mi? Yani oradan dönünce bir lokanta. Döndükten sonra direkt karşıya mı gidiyoruz? Direkt karşıya. Direkt karşı. Orada bir lokanta var. Tamam. Oraya tamam. Peki sumakla ilgili sizin? Bir de sumak ben çocukluğumdan bilirim. Evet. Köyümüzde çok sumak topladık. Çok sumak gelin etti annem babam. Babam köylerden alır, getirir burada satardı da sumak. Sumak olayında en önemli kısım sumağa gelin etmektir. Gelin edilmiş sumakla gelin edilmemiş sumağın arasında dağlar fark var. Dağlar kadar fark var. Sumak dövüldükten sonra, dilekte dövüldükten sonra, elendikten sonra, çekirdeğe temizlendikten sonra o belli kıvamına gelinceye kadar o hafif bir suyla karıştırılır. Çok az bir tuz serpilir. O kıvamına gelmesi, rengini almaz. O pes pembe rengi almasıdır. Öyle sumak, bu gelin hale getirilmiş sumağın kullanılması çok daha tadı, tuzu bambaşka olur. Şimdi ben bunu biliyorum. Şimdi şu köşeyi dönünce sağa döneceksiniz. Köşeye çıkınca sağa döneceksiniz. Tam karşınızda lokanta. Tamam. Yalnız şurada bir arkadaşımız daha var. Evet. O arkadaşımız da soğan piyesi yapardı. Sumak orada da kaçınılmaz. Orada da kullanılırdı. Bir de oraya götürelim sizi. Gelmişken, buraya gelmişken bu arkadaşımızı da bir ziyaret edelim. Evet, buralar ne kadar güzelmiş böyle. Vallahi buralar Mutun Taşhanis'te işte. Mutun şu anda en gözde yeri. Burada sosyal etkinlikler yapılıyor, kültür etkinlikleri yapılıyor. Evet, evet, evet. Biz sumak görmeye geldik. Sumaklı bir ne yapacağız? Soğan piyası. Evet. Soğan piyası. Ha. Evet. Bu soğan. Şimdi piyaz olacak. Evet. Bu sumaksız olmaz. İlle sumak gerekir. Buna tadını veren, kıvamını veren sumak. Soğan piyazı. Bunda sumağı kullanıyorsunuz herhalde. Mutlaka kullanılması gerekiyor. Yani evet. Sumaksız hiçbir tadı, lezzet olmaz. Evet. Şu şekilde üstüne ekliyoruz. Tamam. Oo, gel de yeme bunu. Evet. Ekmek arası, köfte, pirzola, şiş, kebap onların içine koyup. O zaman az miktarda şöyle bir ekmeğimiz varsa bir biraz da şöylekimiz biraz lokma alalım bari madem. Güzel bir şey. Eskiden ağzımızın içinde yara çıkardı. Ya en iyi ilacı sumaktı. Sumak. Sumak. Birebir hemen iyileştirirdi ağzımızdaki yarayı. Bir yerlerde kullanıyoruz hocam biz. Evet, evet. Dolmada evet. Kullanıyorum ben mesela. Evet, evet. Önünüze sağlık. Afiyet olsun. Buna bu güzelim tadı veren sumak. Sumak. Evet. Sumaktır. Çok teşekkürler. Bu ekşimsi tadı veren sumaklı. Şimdi burayı gördük. Evet. Sumağın kullanılışını. Şimdi benim de işim var. Akşam bizim Son Yörükler belgeselinin gösterimi var. Evet. Onun hazırlıkları var. Biraz işim yoğun. Evet. Orada görüşeceğiz.
O zaman benim gelmeme gerek yok herhalde. Evet. Siz şuradan ben çıkacaksınız. Şuradan bir arkadaşa köşe, daha uğrayacağım. Yani köşeyi çıkıyorum herhalde, evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Oradan çıkıyorsunuz. Tamam. Sağ tarafa dönüyorsunuz. Tam karşıda lokanta. Tamam. O zaman ben geri gidiyorum. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Burada ne kadar güzel şeyler var böyle. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bir yere gitmemiz lazım. Bir lokantaya gitmemiz lazım. Ben de evet, buranın yabancısıyım. Tam da yerine geldiniz. Hemen şurada çıkışta bir tane lokantamız var. Hemen burada, dönünce evet çıkışta, kapıdan çıktığınızda hemen karşınıza çıkacak. Evet, 20 metre ileride bir tane lokantamız var. Evet. En güzel yeridir. Evet. Oldu, çok evet, teşekkürler. Ben teşekkür şöyle ediyorum. Şöyle buradan bir görüntü alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Kendi ürettiğim el işlerim. Şöyle anne oyalarından taçlar yapıyorum. Yine bu benim kendi tasarımım olan bir ürün. Herhangi bir yerden alıntı değil. Bunun yanı sıra kasnak dokuma bileklik yapıyorum. Makrame bileklikler var. Taş boyama çalışıyorum. Birazcık hani resim yeteneğim de var gibi. O şekilde taş boyama yapıyorum. Yine eski kotlardan çantalar yapıyorum şöyle. Onları da değerlendiriyoruz bu arada. Hani eskimiş ya da bir kenarda kalmış olan. Bunun gibi. İşte telefon çantalarımız var. Böyle havalı bir çanta, yine güzel bir yan çanta. Bunun gibi anahtarlıklar var. Deniz kabuklarından taşan hatırası olarak anahtarlık yapıyorum bu şekilde. Şöyle yine iğnelik dediğimiz ya da anahtarlık gibi kullanılabilir. Annelerimizin duvara astığı iğnelik tarzı şeylerimiz var. Bileklikler vesaire, yine tasarım bir ürün var burada, bakınız. Doğal taşlar var, onlarla çalışıyorum. Doğal taş bilekliklerim var bu şekilde. Yine karşıda kolyeler vesaire. Hani zevke göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oldu, Cemile Hanım da herhalde. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Harika. Ayağınıza sağlık. Harika. Harika. Yere doğru yol alacağım. Oldu. Çok evet, teşekkürler. Evet. Afiyet olsun şimdiden tadarsanız. Merhabalar Musa Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri görmek bizim için çok mutluluk. Biz mutta sumağın bol miktarda yetiştirildiğini duyduk. Evet. O sebeple muta geldik. Sumağın en son tüketildiği yer. Evet. Lokantalar olduğuna lokanta göre şu anda da burada bol miktarda kullandığınızı öğrendik. Dolayısıyla bize sumaktan biraz bahseder misiniz? Yani sumak nasıl geliyor, nasıl üretiliyor, bu konuda bilginiz varsa, yani sumakla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz, yani tüketime kadar? Sumak bizim için çok önemli bir besin maddesi. Çok ciddi bir C vitamini deposu olduğuna inanıyoruz. Ve bundan önceki bizim geçmişimizdeki insanların birçok hastalığı önlediğine inandıkları sumakla için kullandı. Sumakla tedavi edildiğine inanıyoruz ve hayvancılıkta da kullanıldığını biliyoruz. Bizim buradaki sarı keçilerin hayvanlarla ilgili bir takım hastalıkları, hayvanlara bulaşan hastalıkları önlediğini biliyoruz ve kullanıyorlar. Bunun haricinde biz burada yemekte bunları tüketiyoruz. Sumağı tüketiyoruz. Sumak bizim için çok önemli. Köylüleri getiriyor. Köylüler bunları dağlardan, toroslardan topluyorlar. Bunları biraz bir takım işlemlerden geçirip bize ulaştırıyorlar. Ve biz bunu salatalarda ve yemeklere katarak da tüketiyoruz. Görebilir miyiz? Tabii ki efendim. Sumak en son hali. Ben şöyle bir miktar alıp tabii efendim. Tadına bir bakmak isterim. Tabii efendim. Sumağın en son hali. Ekşi. Bu ne kadar geç toplanırsa o kadar da ekşi oluyor. Evet. Daha iyi olduğuna inanıyor. Kalite olarak daha üstün oluyor. Evet, evet.
yemeklere lezzet katıyor. Biz bunu en çok paça çorbasında, evet, etli sulu yemeklerde, et haşlamasında ve salatalarda tüketiyoruz. Evet. Ve bunu bizim buradaki yörükler, bunu bulgur kaynatarlar. Bulgurda da tüketirler bunu. Evet. Daha çok birçok şeyde kullanılır. Evet. Dil yaralarında, kadınların kemik hastalıklarında bunların etkili olduğu inanılıyor ve tüketiliyor. Demek ki çok kullanım alanı var. Yani. Kullanım alanı çok geniş, evet, ve inancımız var yani, evet, bu konuda. Çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek.